hanımefendi geliyor. Neredeyse işçilerden evvel gelecek fabrikaya. Şöyle ağız tadıyla bir uyku çekemez olduk. Emekliye ayrılsak da kurtulsak. Şu Toto bir otursun, emeklilik ikramiyesini kim bekler? Belediyede bir arkadaşım var. Her hafta bir kazak bitiriyor. Ben 20 gündür aynı şeyi örüyorum. Dikkat, geliyor! Günaydın! Günaydın efendim! Maaş bordroları vaktinde yetişecek, değil mi Cafer Bey? Evet hanımefendi! Gecikmelerden hoşlanmadığımı bilirsiniz! Hanımefendiciğim, mamul ambarın durumunu biliyorsunuz. İstihsali karşılayamayacak kadar küçük. Yeni tesisler inşa edilene kadar fazla mal stok etmemiz şimdilik imkansız. Malı size sormadan gönderdimse, sırf bendenize verdiğiniz yetkiye güvenerek, sırf sizin ticari menfaatinizi korumak amacıyla. Ona şüphem yok Cevat Bey. Size güveniyorum. Fakat rakip şirketlere itimat etmek, ticari prensiplere aykırıdır. Alo? Atakol fabrikası. Bir dakika. Sizi arıyorlar hanımefendi. Alo? Ah, sen misin Rezan? Ayol, aramasak öldük mü kaldık mı soracağın yok. 3 gün oldu. İşler mi? Fabrikanda süreyle memur çalıştırırken işlerle kendini ne yoruyorsun? Evet. Seni bu akşam Kadızadeler'deki davet için aradım. Bütün sosyete orada. Benim bu cins toplantılardan nefret ettiğimi bilirsin. Hasta filan diye bir mazeret uydurup atlatıver. Buna kimseyi inandıramazsın. Hem aralarına karışmaman dedikodulara yol açıyor. Bir uğrar kaçarsın hemen. Peki öyle olsun. Sırf seni sevdiğim için geleceğim. Ama bir daha böyle emrivakiler yok. Güle güle şekerim. Bir bu eksikti. Dert etmeyin kendinize. Eğlenmek sizin de hakkınız. Gençsiniz, güzelsiniz. Gençlik ve güzellik gibi geçici, değersiz şeylere önem vermediğimi bilirsiniz Cevat Bey. Bence tek önemli şey çalışmaktır. Sadece zevklerini düşünen başıboş insanları hiç sevmem. Herkes sizin gibi düşünebilseydi, dünya cennet olurdu. Yerden göğe kadar haklısınız. Zaten hayranlıkla bağlanıp inanmadığım tek fikriniz yok. İthal ettireceğimiz buzdolabı ve çamaşır makineleri hakkında rapor hazırlatacaktınız. Öğleden sonraki toplantıda bu mevzu görüşülecek efendim. İthalatçı firmayla fiyat kırma ve pazarlık yetkisini size bırakıyorum. İtimadınıza layık bir şekilde kendi öz müessesem gibi davranacağımdan emin olabilirsiniz. Koca Nasuman da iyi görünüyor son zamanlarda. Canı sağ olsun nonoşkomun. İşi öyle ağır ki, eğlenmek hakkı. Tam Avrupa'yı bir ailesiniz. Size gıpta ediyorum. Her ikiniz de istediğinizi yapmakta serbestsiniz. Tabii şeker, ölümlü dünya bu. Hem tıbben sabit. Ufak tefek kaçamaklar evlilik müessesesindeki bıkkınlıkları yok edermiş. Aman Süreyya hanımefendiciğim, bu ne şeref, bu ne bulunmaz bir saadet. Rica ederim. Toplantımızı nurlandırmanın sosyete dedikodularında bomba tesiri yapacak. Ah Periciğim, sana nadide bir haber. Tanıtayım, Peri Hanım, Hamle Gazetesi dedikodu yazarıdır. Çok sevindim Süreyya Hanım. Çünkü size rastlayabilmek bir şans meselesi. Kalabalıktan sıkılırım da. Arkadaşınız Rezan Hanım'ı bütün bir cemiyeti değişecek kadar seviyormuşsunuz. Canım Periciğim, her şeyi de bilir. Dedikodu yazarı değilim ama aynı yakınlığı ben de hissettiğim için Süreyya Hanım'ı kandırmak hususunda Rezan Hanım'ın yardımından faydalandım. Estağfurullah. Artık sevinebilirsiniz Cemil Bey. Pek merak ettiğiniz Süreyya Hanım gecemizi şereflendirdiler. Beyefendi şu ilerideki dans eden Nilgün Hanım'ın beyidir. Hanım da urgancılardan Hüsnü Bey'in zevceleri. Memnun oldum. Sizi hakikaten merak ederdim.
Merakınızın sebebi herhalde ticari rakip oluşumuzda. Asla hanımefendiciğim, ticari konuları memurlarım düşünür. Beni meraklandıran, ortalara çıkmayan esrarlı bir kadın oluşunuz. Bu kadın insanlardan kaçan şu meşhur milyoner kadın değil mi? İnsanlar deme de erkekler de şuna. Erkek düşmanı Süreyya Hanım. İlletlilerden anlaşılan. Meselenin orası biraz karanlık. Ama bilinen şey hiçbir erkeğin yanına sokulmadığı. Meseleyi o kadar büyütmeyin canım. Sokulup sokulmamak erkeğine göre değişir. Sen yanaşabilir misin? Tekniği kuvvetli bir erkek için yaklaşılmayacak kadın yoktur. İsterseniz bir deneyin. Çok soğuk diyorlar. Üşütmekten korkmuyorsan bir dene. Bu telaş hangi dil bere kocacığım? Süreyya Hanım'ın dokunulmazlığı üzerine bir iddiaya girdik de şansımı denemeye karar verdim karıcığım. Baltayı taşa vuracak. Aa, kocam yamandır. Şimdiye kadar ona hayır diyebilen bir kadına hiç rastlamadım. Beyefendi bu kadar cazibeliyse seni neden yanında tutamıyor? Alınma canım hiç. Herkesin yeri başkadır. Dans sevmem dediniz ama iyi dans ediyorsunuz. Bilmekle sevmek aynı şey sayılmaz. Neden bu kadar sertsiniz Süreyya Hanım? Bütün erkekleri yıldırmışsınız. Yanınıza sokulmaya bile korkuyorlar. Siz nasıl cesaret ettiniz öyleyse? Cazibeniz beni her tehlikeye sürükleyebilir Süreyya Hanım. Halbuki herkes donuk bir kadın olduğumu söyler. Bense sizi kadınların en uysalı, en tatlısı, en sahip olunması gerekeni diye düşünüyordum. Eşsiz bir insansınız. Yoksa bu bir evlenme teklifi mi? Yok canım, o kazayı bir defa yaptık. Bakın şu romantik dansı yapan benim karım. Demek istediğim sizin de karım kadar romantik olmanız. Bu gecenin tadı önce yanak yana, sonra entim bir köşede baş başa. Bu yüksek fikirlerinizi muhterem hanımınıza saklarsınız. Her kadın bir değildir. Süreyya Hanım Faruk Bey'i tersledi. Varsa yoksa Rezan, hani şeytan acaba aralarında... Delirdin mi kuzum? Faruk Bey gibi sosyetenin göz bebeği biri herkesin içinde bozulur mu? Öylesine iğrenç bir insan ki... Elimin kirlenmeyeceğini bilsem tokatlardım bile. Sakin ol. Herkes sana bakıyor. Kimsenin benden başka derdi yok zaten. Rıfat Bey dans için geliyor, aman yumuşak davran. Bir dans rica edecektim. Özür dilerim, ayakkabım sıkıyor. Her kadın bir değilmiş diye buyurdular. Hanımefendinin akidelerinin başka olduğunu bilseydim... ...kendim gideceğime bir kadın gönderirdim dans etmesi için. Ağır ithamlarda bulunuyorsunuz Faruk Bey. Durum açık. Süreyya Hanım'ın dikkatini çekmek için Rezan Hanım gibi güzel bir kadın olmak lazım anlaşılan. Kadınlar arası dostluklar şerefine. Ne demek istediler? Hiç canım, saçma sapan konuşuyorlar işte. Gidelim buradan. Dedikodu stüdyonuma nefis bir haber verdiğiniz için teşekkürler Faruk Bey. Süreyya Hanım'ın bu tarafı okuyucularım için çok önemli bir haber. Demek anormal kadınmışım, erkeklere değil, arkadaşıma aşıkmışım. Bunları yazan kız bir elime geçse bağırdım. Hakkındaki hükümleri sadece bu geceye göre değil... ...bundan önceki yaşayış tarzına bakarak verdiler. Ne oldu? Hani içki sevmezdin? Ben her şeyi gerektiği zaman yaparım. Erkekleri de sevmem. Ama karar verdim. Kendime bir koca alacağım. Koca mı alacaksın? Bu işten parası alacakmış gibi bahsedilir mi? Bence bir kocanın önemi daha fazla değil. Ha, benim başka kadınlar gibi işi kısmete bırakıp koca beklememi ummazsın herhalde. Kuvvetli bir insan olduğum için uygun birini seçer alırım. Babam da öyleydi. Hayatta en mühim şey kuvvetli bulunmaktır. Cemiyet bir canavardır, zayıfları yutar derdi. İnsanlara boyun eğmemek için zengin olmuştum. Ne daldın? Babanın resmini. Delice konuşmamıza bakıyor gibime geldi. Sağ olsaydı ne derdi kim bilir? Aferin kızım derdi. Çünkü o benden de inatçıydı. Deli gibi sevdiği kadını bir hiç yüzünden intihara kadar sürüklemiş... ...ortağı Refik Vezirgil'le kanlı bıçaklı olmuş... ...işleri güçleri bozmuşlardı. Ben de öyleyim. Bir pire için yorgan yakabilirim. Garip insanlarsınız doğrusu. Evlilik bu, çocuk oyuncağı değil. Durup dururken koca işi nereden çıktı anlayamadım. Akşamki gibi ahmakça ithamlarda bulunanların... ...gözlerine sokmak için. Aman, baksana bana, hiç dert ettin mi söylenenleri? Ben ettim.
Madem ki cemiyetin kanunları beni bir erkekle birlikte yaşamaya zorluyor, ben cemiyetin bu arzusuna uyacağım. Fakat kendi prensiplerimi de bozmayacağım. Biraz karışık bir hesap. En iyisi sevebileceğim bir erkeği arasan. İmkansız bir şey bu. ...17 yaşımda... ...daha genç kızlığımın bağrındayken öğrendiğim bir ihanet... ...bütün erkeklerden tiksinmeme, nefret etmeme sebep oldu. Onu kendi canımdan çok seviyor. Karısı olacağım günü sabırsızlıkla bekliyordu. Bana her gün... ...ölümsüz bir sevgiden... ...aşkımızın gökyüzünden daha temiz olduğundan bahsederdi. Bir gün onun metresiyle koyun koyuna... ...bana servetim için katlanacağını söylerken yakaladı. Bütün erkekler bu kadar kötü değildir herhalde. İş hayatımda da erkeklerin yüzlercesini tanıdım. Hepsi... ...beş kuruşluk menfaat için... ...sayısız yalanları göz kırpmadan söyleyebilen... ...zayıfı gaddarca ezen, kuvvetli karşısında yaltaklanan... ...hilekâr ve bencil mahluklardı. Bütün bu hakikatlere rağmen... ...biz kadınlara yanımızda bu sevimli canavarlardan bir tane olmadan... ...bu dünyada kolay kolay hayat hakkı tanınmayacağını da biliyorsun. Doğru. Fakat ben bu canavarı beni essin, bana hükmetsin, onun esiri olayım diye aramıyorum. Ne yapmayı düşünüyorsun öyleyse? Fabrikaya memur alır gibi gazete ilanı ile koca arayacağım. Esaslı bir evlilik mukavelesi hazırladım. Kocam maaşlı bir memurum olacak. Aylığını muntazam alan, anlaşma şartlarına uymadığında ceza olarak gövmiyesi kesilen... ...evde kölem gibi boyun eğip, dışarıda eksiksiz, kusursuz bir koca rolü yapabilecek... ...kültürlü ve yakışıklı bir genç olacak. Ya, biraz garip bir hikaye. Bunu kabul edecek erkeği bulmak güç. Hakikat gazetesinin sahibi ahbabındır senin. Evet. Ona gidip durumu anlatacaksın. İsmimin gizli tutulması şart. İlan 4 sütun üzerine olacak. Göze çarpan bir çerçeve içinde... ...başlığı da... ...imtihanla koca alınacak. Fabrikaya demir boru alınacağında da böyle bir ilan vermiştin. Arada mühim bir fark yok. Aranan vasıflara gelince... ...yakışıklı, kültürlü, sportmen olacak. Harikaydınız Necmi Bey! Uluslararası yarışmalara katılmamakla hata ediyorsunuz. Ben sporu spor olarak severim hanımefendi. Yazık, alıcıyı galibiyetler memleket için hayırlı olurdu. Memleket için Oxford'dan birincilikle mezun oluşu... ...benzin motorlarında tasarruf sağlayan buluşuyla... ...İngiltere'den altın madalya kazanması yetmez mi? Ressamlığı da cabar. Biraz da kızlara yüz vermiş olsa, şöhretinden bir şey kaybetmiş olmayacak. Sizi üzen yüz vermeme meselesini, ben Kamuran kulunuz, büyük bir memnuniyetle halledebilirim. Çapkınlıktaki şöhretiniz malum Kamuran Bey. Ama teklifiniz baklava isteyen birine... ...turşu teklif etmek gibi bir şey. Gazeteye dalmışsın böyle, yoksa yeni bir dünya savaşı mı patlak verdi?
Dünya Savaşı'ndan daha matrak bir şey. Antika bir ilan vermişler gazeteye. İmtihanla koca alınacakmış. Gözlerinin bozulmadığına emin misin? İnanmıyorsan kendin oku. Çok zengin ve tanınmış bir ailenin kızı imtihanla aşağıda belirtilen vasıflara haiz bir gençle evlenmek istiyor. Aranan vasıflar yakışıklı, kültürlü... Ne dersin? Bu hanımefendi düpedüz deli. Koca arayacağına iyisinden bir akıl doktoru arasa daha iyi eder derim. Böyle saçma bir ilana cevap verecek enayiler çıkar mı acaba? Enayi sözünü geri al. Çünkü taliplerden biri ben olacağım. Para için bu kadar küçülecek miydin? Para meselesi değil. Romanıma ilgi çekici bir konu arıyordum. Kim bilir belki güzel bir kızdır. Sana görmeden söyleyeyim. Zengin, ukala, rüküş giyimli, saçını bile taramasını beceremeyen, kuvvetli bir ihtimalle gözlüklü ve sivilceli şaşkolozun biridir. Ne malum, falan baktın? İt sürüsü gibi servet avcısı hatta var ortalıkta. Onlar bile yüz vermeyip gazete ilanlarına kadar düştüğüne göre cadolozun katmerlisidir. Gazetenin yazı işleri müdürü Adnan arkadaşım. Neyin nesi olduğunu anlamadan başvuracak kadar aptal değilim. Yoruldunuz mu? Karşınızda hayatım boyunca durabilirim. Bu şerefi resim sanatına olan hürmetinize mi borçluyum, yoksa modelliği sevmenize mi? Hiçbirine. Daha doğrusu sizi sevmeme. Hayrola bey, selamsız sabahsız nereye? Müsaade buyurursan eserini görmeye. Resimlerin hayranı bir sanat aşığı olduğumu bilirsin. Bilirim ama hevesini sergiye sakla. Biricik arkadaşının heyecandan kalbinin durmasını istemezsen ne olur bırak da gideyim. Bugünkü çalışmamız için teşekkürler hanımefendi. Hazır olunca öbür kapıdan çıkabilirsiniz. Bu kalleşlik yapılır mı be yahu? 40 yılın biri gözümüz şenlik yapacaktı. Şenliği pavyon sürtükleriyle yap, bu sosyete kadını. Ah, daha iyi ya işte, sosyeteyi çıplak görmenin tadı başka. Allah gözünü doyursun, dişi sineğe bile şaşılaşırsın. Hala bıkmadın. İnsaf be, benim gibi bekarlığa veda edecek bir zavallıya son bir göz banyosunu çok görmek. Bekarlığa veda mı dedin? Evleniyorum. Hadi ya, daha dün bekarlık sultanlıktır derneği kuracağım diyordun. Bugün de aile saadetinin sultanlıktan üstün olduğuna inanmış bulunuyorum. Gene saçmalamaya başladın. Ne dersen de, pek yakında sevgili züğürt arkadaşını fabrikanızın baş rakibi Süreyya Atakol hanımefendinin saygıdeğer kocası olarak göreceksiniz. İlanı veren oymuş. Niye aptallaştın öyle? Fena fikir mi? Düşün. Hem bolluk içerisinde bir aile saadeti, hem de konu sıkıntısı çeken kafacıma orijinal bir roman hikayesi. Planımı nasıl buldun beyefendi? Planın mükemmel ama romanın erkek kahramanında ufak bir değişiklik yapman şartıyla. Damat ben olacağım, roman yazarı da sen. Anlamadım. Anlayacaksın, Süreyya hanımefendiyle evlenme şansı bendenize ait olacak. Nedenmiş beyim? Çünkü hanımefendiyle ufak bir hesabımız var da ondan. İntikamın alınacağı için artık rahat edebilirsin babacığım. Ne intikamı? Rahmetli pederini bu işe karıştırmanın alemi ne yani? Eski bir hikaye. Süreyya Hanım'ın babası Kazım Atakol, babamın arkadaşıymış. Sonra halamla sevişmeye başlamışlar. Ama Kazım Atakol olacak herifin kafasızca bir saçmalığı yüzünden halam intihar etmiş. Namus kuralları içinde intikam almak kolay olmadığı için babam gözleri açık gitti. Ama şimdi intikamını ben alacağım. Böyle bir ilana aklı başında birinin müracaat etmeyeceğini düşünemedim doğrusu. Hayret! Binden fazla mektup arasından ince eliye eliye 10 tane ayırabildik. Onların da çoğunu gördün. Koca değil, eve uşak diye alınmayacak kadar berbat insanlar. Orhan Dinçer. 961 erkek güzeli. Süreyya Hanım hanginiz? Benim. Pek fena sayılmaz.
Yalnız imtihandan önce bu iş için kaç para alacağımı bilmek isterim. İmtihanı kazanacağınıza emin misiniz? Şu pazulara bakın. 490 kilo kaldırdığım için kupa aldım. Kaldırılacak eşyamız olsaydı hamal çağırırdık. Vücuduma bütün kadınlar hayrandır. Bazı kadınlar erkeklerde vücuttan çok kafa arar. Ne demek istiyorsunuz? Ne demek istediğimi anlamanız biraz uzun sürecek. Çıkınca düşünürsünüz. Güle güle. Kendini kadınlardan üstün gören şu zavallının haline bak. Erkek değil mi, ne olacak? O kadar kötümser olma. Şu anda sen beğenmediğin erkek cinsinden kendine bir eş aramak zorundasın. İşin kötüsü de o ya. Bay Hasip, uygun siz misiniz? Evet efendim. İmtihana gelirken bir sürü rakibiniz arasından kazanacağınıza ümidiniz var mıydı? Şüphesiz muhterem hanımefendiciğim. Bu güveninizin sebebi ne? Öbür erkeklerden üstün tarafınız? Gayet nefis, ağzınıza layık yemekler pişiririm. Ah, özelliğiniz buysa bir lokantaya başvursaydınız. Aşçı aramıyoruz. Telaş buyurmayın hanımefendiciğim. Yemekten başka ortalık işi, dikiş, bulaşık gibi her türlü işin altından bir hakkın kalkabilirim efendim. İdeal erkeklik sizce bu kadarla mı biter? Hayır efendim, medeni bir insan olarak erkekliği kadınlara bağlı, mutli, müşfik bir varlık olarak görürüm. Anlayışsızların kılıbıklıkla itham etmelerine rağmen icabında sevgili eşimden dayak yemeği bile büyük bir zevk sayarım efendim. Erkeklerin çoğu dövülmeye bile değmezler beyefendi. Geri kalan özelliklerinizi de aşçı başımla hizmetçim yaptıklarına göre gidebilirsiniz. Ama... Kapı arkanızda beyefendi. Görüyorsun ya, şu erkeklerin hiçbiri maşayla tutulabilecek gibi değil. Sen bu işi koca aramak yerine erkeklere hakaret etmek için hazırladın galiba. İmtihan burada mı icra-i faaliyet oluyor? Evet. Bendeniz Eyüplü Sabri'nin üvey biraderi, kadın yer Remzi kulunuz. Şehri İstanbul'da ne kadar hizmetçi, çamaşırcı, mürebbiye, hemşire, dokuma ve reci işçisi kadın varsa hepsinden su katılmamış erkek olduğuma dair ispatlı şahitli hüsnü hal varakası takdim edebilirim. Tam aradığınız marka erkeğimdir Alimallah. Akşamdan akşama iki şişecik rakı, 5 paket sigara, azıcık kumar, bir miktar da sabıkamdan gayri en ufak kötü bir numaram yoktur. Yani bir cinayetiniz eksik. Aslında o da mevcut. Yalnız herkese güvenip söyleyemiyoruz. Ama bir tabii aile yuvası kuracağımız bir kadından gizlimiz kapaklımız olmaz. Saydığınız bu hususiyetlere göre aile yuvasından çok hapishaneye yakışırsınız siz. Neden be yenge? Ekstra erkek demek, eşi olacak kadını manipüleli tecavüzlerde koruyabilecek bilekli erkek demektir ya. Ufak bir tabanca beni bileğinizden daha garantili korur. Yani ya, vaziyeti coğrafya bozuk mu çalıyor? Ötekilerden daha anlayışlısınız. Öyleyse tornistan alalım. İyi edersiniz. Kısmet değilmiş, eyvallah. Mektupla müracaat edecek insanlardan hayır gelmeyeceğini peşin anlamamız lazımdı. Fena mı? Sersemlerle alay etmiş olduk. Ama sıkıldım artık. Bu sonuncu da çıkaracağım hepsinin acısını. Gazetedeki evlenme ilanını görünce ne düşündünüz? Bir delinin saçmalığı dedim. Öyleyse neden deliliğine hükmettiğiniz kimsenin ayağına kadar geldiniz? Sonradan fikrimi değiştirdiğim için. Peki, değişen fikrinize göre şimdi hangi sınıfa girdim acaba? Erkek düşmanı olduğunuzu öğrendim. Aa, biraz doğru. Ama bu durumda düşmanla teslim olan bir korkak sayılmaz mısınız? Düşmanın üstüne gitmek sadece ondan korkulmadığını gösterir hanımefendi.
Demek benim bu düşmanlığımda bir tehlike sezmediniz. Tehlikeye göğüs germek erkekliğin şanındandır. Cevaplarınız küstahça. Bu konuşmayla imtihanı kaybedebileceğinizi düşünmüyor musunuz? Düşünmeden parmağımı bile kıpırdatmam. Buraya hakkınızda bilgi toplayıp geldim. Akıllı bir iş kadınıymışsınız. Zeki bir insan küstahlığı yalancılığa tercih eder. Peki, benim erkek düşmanı olduğumu öğrendiğinize göre... aklı başında bir insan olarak bu işe müracaat etmemeniz gerekirdi. Öğrendiğim şeylerden biri de servetiniz. Mali durumunuzu incelediğim zaman iyi bir maaş alabileceğimi düşünerek işi fazla kurcalamadım. İki fakülte bitirdiğiniz yazılı mektubunuzda... dediğiniz doğruysa, menfaat için evlilik yapacağınıza doğru dürüst bir işte çalışamaz mıydınız? Çalışmaktan bıktım. Çocukluktan beri girip çıkmadığım iş kalmadı. Tahsilimi garsonluk, gazete müvezziliği, işportacılık yaparak tamamladım. Doktoramı verirken rahat etmek istiyorum. Ya ben çok kötüysem? Bu evliliği erkek milletine eziyet etmek için düzenlemişsem? Buna ne cevap buyrulur? Cevap olarak bir atasözünü söyleyebilirim. Her ateş cürmü kadar yer yakar. Peki Rezan, bu cevaplar karşısında sen olsan beyefendiye ne dersin? İmtihanı kaybettiniz, kapı arkanızda derim. Ama hata ediyorsunuz. Benim gibi kelepir her zaman ele geçmez. Beyefendi gidebilirler, değil mi? Şartlarımızı kabul edip, yorulmayı göze alıyorlarsa, kalabilirler. Evlilik herhangi bir işten daha zevkli olduğuna göre, kabul etmemek için sebep yok. Hayır, zevk kelimesi biraz lüzumsuz Necmi Bey. Çünkü evliliğimiz bir çeşit işten öteye geçmeyecek. Dışarıya karşı mesut bir karı koca gibi görüneceğiz, evde ise herhangi bir insan olarak kalacaksınız. Herhangi bir insan, yani uşak, bahçıvan gibi mi? Mevki olarak farklı tabii. Ama yakınlık olarak aynı. Odalarımız ayrı olacak. Yani bir çeşit evcilik oyunu. Evet. Bu oyunun oyuncağı olmayı kabul ediyor musunuz? Erkekler oyuncak olarak ele alındıklarında tehlikeli olurlar hanımefendi. Bu tehlikeyi göze alıyorsanız, vereceğiniz maaş da tatmin ediciyse reddetmem için bir sebep yok. Bu oyundaki ücretim ne olacak? Maaşınız... 2500 liradır. Başlangıç için fena para sayılmaz. Başarı gösterdiğim takdirde terfi ve zam alma hakkım var mı? Olabilir. Yalnız vazifenizi ihmal halinde de ceza olarak yövmiyeleriniz kesilebilir. Buyurun, işte şartname. İlk olarak 6 aylık bir deneme mukavelesi imzalayacağız. Taraflar memnun kaldığı takdirde bu anlaşma uzayacak. Aksi takdirde anlaşmayı bozarız. Yani boşanacağız. İyice okumadan imzalıyorsunuz. 2500 liralık bir işi kaçırmaya niyetim yok hanımefendi. Şu halde sizleri ilk tebrik eden ben olayım. Teşekkür ederim. Yeni vazifenizde başarılar dilerim. Necmi Bey, siz bir dakika içeride beklerseniz ben de hemen şartnameyi imzalar getiririm. Şirin! Sen Necmi Bey'i salona al. Baş üstüne. Buyurun efendim. Selam Atakol hazretleri! Halama olan vicdan borcunuzu kızınıza ödetmek üzere huzurunuzdayım. Hesaplaşma biraz geç oldu ama inşallah temiz olacak. Buyurun. Sizi beklerken babanızla ahbaplık ettik. Biraz haşin bakışlı ama benden pek memnun kaldılar. Babam eşsiz bir insandı ve yalnız çalışkan insanları severdi. Benim de öyle olduğumu hissettiler galiba. Mukavele şartları hakkında söyleyecek bir şeyiniz varsa, sizi dinliyorum. Bana kadınların yönünü tutan tek taraflı bir anlaşma gibi geldi. Herhalde erkekleri tutan bir karakter de olmayacaktı. Neden erkek düşmanısınız?
Beni sadece patronunuz olarak görün kâfi. Fikirlerim ve hislerimle ilgilenmenize lüzum yok. Unutmayın ki herkesin arasında size aşık rolü yapmak zorundayım. Sizi ne kadar iyi tanırsam, rolümü de o kadar iyi beceririm. Nazik olun, yanımdan ayrılmayın. Gülümseyin yeter. Birkaç da güzel cümle bulursanız fena olmaz. Tedarik etmeye çalışırım efendim. Öyleyse hemen muamelelere başlayabiliriz. Yıldırım nikahı kıyacağız, gürültüsüz patırdısız. İki şahitle olur biter. Her ikinize bir arada uzun, bol çocuklu ve mutlu bir evlilik hayatı temenni ederim efendim. Zekalen. Bu evlilik beni onlardan daha fazla memnun Neden? Etti. Dünyanın en güzel kızı olan sizi tanımama sebep olduğu için. Biraz mübalağalı konuşmuyor musunuz? Yok, hayır. Sadece kalbimden geldiği gibi konuşuyorum. Balayı gösterimiz için hazır mısınız Necmi Bey? Otelde yer ayırttım. Ben de bu gizli balayınızı bir sırmış gibi dedikodu yazarının kulağına ilettim. Şu halde yola çıkmamamız için hiçbir sebep yok. Nasıl emrederseniz hanımefendi. Tatlı geceler. Rahat uykular temenni etsen daha iyi olur. Siz yorulmayın. Arabayı ben kullanayım. Merak etmeyin, şoförlük için ayrı bir ücret talep etmem. Hoşça kalın, güle güle. İyi yolculuk. Tatlı balayları. Onların yerinde olmamızı ister miydiniz? Balayını arzulamayacak kız var mı? Şu halde vakit kaybetmeden balayımızı hazırlayacak planları görüşmek üzere baş başa kalacağımız bir yere gidebiliriz. Biraz müzik, biraz romantizm. Nazik davetinize hayır diyeceğim için özür dilerim. Çünkü şansımın birdenbire açılıp böyle bir çağrıda bulunacağını bilmediğim için anneme söz vermiştim. Yani? Bir başka zaman memnuniyetle. Bana bakacağınıza yola baksanız da bir yere çarpmasak. Merak etmeyin, birbirimizi görmek için çok vaktimiz olacak Necmi Bey. Şimdilik 6 ay. Hava kararmadan varır mıyız otele? Bu hızla gidersek hayır. Acelemiz yok. Oradan memnun kalacaksınız. Mühim olan evliliğimizin sahteliğini gizlemek için evden uzak bir gece geçirmek. Yoksa bu gecenin memnunluk veya tatlılık gibi hislerle ilgisi olmadığını hatırlatmak isterdim. Papa, ben ki hazırlamışsın bir zifaf yatak. Poli poli, nefis! Koymuşum çift zennet somya, ama helal! Necmi Beymu için hepsi şey hazırlayacak, ekstra! Hangi sevgilisiyle gelecek acaba? Yok bir epedimu, bu sefer yapmıştır baryaj! Evlenmek çok zengin bir hanım! Yalnız ne var, hiçbirimiz tanımak yapmayacağız Necmi Bey! Peki! Geldiler şef! Otelde bu gece nelere şahit olacak? Gelin hanım fazla soğuk görünüyor. Sen bakma, böyle soğuk görünüşlü kadınlar ötekilerden daha ateşli çıkarlar. Papa, ne zaman öğrenmişim zifaf yapacaksınız? Krallara layık bir yatak yapmışım. Benim odam hangisi? Anlamadım. Sevgilim ikimizi o kadar tek insan olarak görüyor ki bizim diyeceğine ben diyor. Oh amurum! Siz yeni Marias, kuzakta antre yapmayacaksınız. Haklısın, heyecandan unuttum. Affedersin sevgilim. İyi geceler. Bu rezaletler ne demek oluyor? Her zifaf gecesi olan şeyler. Bırakın! Her
Eğer zifaf gecesi olanlar bu gece olmayacak! Bırakın! Yoksa tokatlamak zorunda kalacağım! İlk andan küstahlıklara başladınız! Halbuki ben görevimi yerine getirebilmek için fedakarca çalıştığımı zannediyordum. Çalışma dediğiniz şey binbir dalavereyle bizi tek odaya tıkmak mı Necmi Bey? Anlaşmamızdaki ayrı odalar maddesini unuttunuz galiba. Ben sadece inandırıcı olmak maksadıyla rolümü gerçeğe uygun olarak yapmaya çalışıyorum hanımefendi. Bu rol nereye kadar varacak merak ediyorum. Derhal resepsiyona telefon edip bana başka bir oda ayırtmalarını söyleyin. Emredersiniz ama yarın gazetelerde hakkımızda bir takım mizahi yazılar çıkarsa günah boynunuza. Ne gibi? Meşhursunuz. İstanbul'un en zengin ve tanınmış bir iş kadınısınız. Ani evliliğimiz sosyeteyi, dolayısıyla da gazeteleri çok ilgilendiriyor. Biz girerken de dışarıdaki foto muhabiri genci fark etmişsinizdir. Enteresan fotoğraflar yakalamakta ustadır herhalde. En iyisi böyle duracağımıza hafif bir şeyler giyip rahatlamalıyız. Ne münasebet! Tek oda ayırtıp beni müşkül duruma soktuğunuz yetmiyormuş gibi bir de... Ayrı ayrı odalarda yatıp da Süreyya Hanım'la Necmi Bey zifaf gecelerini telefonla geçirdiler diye dedikodu çıkarmak mı istiyorsunuz? En iyisi şurada yatıp uyumanız. Ben de kanepede yatarım. Uyuyabileceğimi sanmıyorum Necmi Bey. Çünkü erkeklerle yatmaya alışık değilim. Erkekler derken canavarlardan bahseder gibi bir eda ile konuşuyorsunuz. Üzerimde o tesiri bırakmasaydılar başka türlü konuşurdum. Ben maaşlı ve emirlerinize uymaya mecbur bir canavar olduğumdan çekinmenize lüzum yok. Müsaadenizle ceketimi çıkarabilir miyim? Yalnız ceket. Başka bir şey çıkaramazsınız. Soyunuk erkek görmeye tahammülüm yoktur. Giyiniğine var mı sanki? Hı? Saat 3'e seyrek kalmış, hala yapıyorlar pisi pisi konuşmak. Bunlar var çok sevişmek. Başka evliler bu saate kadar çoktan lambayı kapatıp uyurlardı. Necmi Bey tıpkı tıpkısına aslan gibi erkek. Çabuk yorulmak yapmaz. Işığı kapasalar da biz de uyusak. Lütfen biraz daha az esneyemez misiniz? Anlaşmamızda esneme tahdidi diye bir madde yok sanıyorum. Hüsnü niyet diye de bir şey var. Esneyerek beni uyutmak istiyorsunuz. Uyursanız ne kazanırım ki? Erkeklerin ne düşündüğü belli olur mu? Aslında erkeklere düşman olan tek kadın ben değilim. Bütün kadınlar düşman. Çünkü asırlar boyu erkek haksızlığı altında ezilmişlerdir. Anlaşıldı mı? Ve milyonlarca kadının yüzyıllarca çektiği eziyetin acısını 3,5 saatlik bir nutukla benden çıkardınız. Sayenizde tarihe zifaf gecesini kadınlığın intikamıyla geçiren ilk erkek olarak yazılacağım. Gün ağırdı. Biraz daha beklemek zorundayız. Sabahın altısında otel parasını vermeden kaçacakmış gibi çıkamayız. Geliyorlar. Yatak görmüşüm ama böylesini pa! Ben size romanın sonunu söylemiştim. Geliyor! Yok ya, o zifaf gecesinden sonra gözünü açamaz ki gelsin. Hanımefendi zifaf yatağına bile muhasebe defterleriyle girmiştir. Kocasıyla beraber geliyor. Evlilik huyunu değiştirmiştir belki. İnşallah, biraz yumuşasa da rahatlasak. Günaydın. Günaydın. Sizlere eşim Necmi Bey'i takdim edeyim. Bir dakika. Ç-
çok şahsiyetsiz. Tipik jigolo. Yakışıklı ama aptala benziyor. Bir şey mi buyurdunuz hanımefendi? Şey, hiç konuşuyorduk da. Ha. On derste cinsiyet. İnşallah öğrendiklerinizi iyi tatbik edersiniz, yoksa vaktinize yazık olurdu. Aa. Bakın, arkadaşınız daha faydalı bir iş görüyor. Atakol müessesesi yün işlerine yapmaya başlarsa muhakkak sizden faydalanır. Siyasete mi yoksa spora mı meraklısınız? Maşallah, bizim hanımın müessesesi iyi çalışıyormuş. Cevat Bey'le konuşmak istemez miydin? Hayır. Çocuk. Hanımefendiyi çabuk hizaya sokar. Bize de kapı görünür. Roman, örgü, gazeteyle vakit geçirdiğimizi söylerse yandık. En iyisi istifamızı şimdiden yazalım da efendilik bizde kalsın. Balayınızın ilk gününde sizi böyle bir haberle üzmek istemezdim ama... Bu bizi iflasa götürebilir. Durumdan beni daha önce haberdar edebilirdiniz. Mukavelede 700 bin metre ham bezin boyama şartı var ama... Boya kalitesi hakkında bir kayıt yok. Lütfen karıştırmayın Necmi Bey. Yabancı olduğunuz bir konuda zihnimizi bulandırmaktan başka bir şeye yaramaz söyledikleriniz. Cevat Bey bu işlerin kurdudur. Neyse, bu hususta daha etraflı bir rapor hazırlarsınız Cevat Bey. Baş üstüne hanımefendi. Girin. Hazır mısınız? Evet. Notere mi gidiyoruz hanımefendi? Ne noteri? Bu kıyafetle ya notere yahut da cenazeye gidilir ancak. Lütfen kendinize gelir misiniz? Vazifem sizi mesut bir evli kadın olarak göstermek. Prensip icabı aldığım işi doğru dürüst yapmak istedim. Daha güzel görünmeniz için de size bu elbiseyi getirdim. Giyimime karışmayın. Vazifeniz sadık bir koca pozunda benden aşağı inmek. Ben yanımdaki kadının da mutlu, daha doğrusu güzel bir kadın olarak görünmesini isterim. Böyle dul madama kıyafetiyle düğün gecemiz sayılan bir toplantıya inemem. Ben de bana karşı gelinmesine tahammül edemem. Etseniz de etmeseniz de kıyafetinizi değiştirmek zorundasınız Süreyya Hanım. Bu halinizle yanınızda tek adım dahi atamam. Ben dışarı çıkmayınca da bütün ümidinizi bağladığınız bu toplantı fiyaskoyla biter. Herkes soğuk Süreyya Hanım, kocasını daha ilk gecede elinden kaçırdı derler. Şantaj yapıyorsunuz! Doğru bildiğim bir yolda, üstüme düşen vazifenin altından alnımın akıyla çıkmak için her gerekeni yaparım. Şu saçlar ne? Bu saatten sonra berber mi getirelim? Başınızı şu firkete yığınından kurtarın yeter. Durun, ne yapıyorsunuz? Saçlarınızı hürriyete kavuşturuyorum. İşsizliğe alışığım hanımefendi. Hak etmediğim bir maaşı almaktansa kovulmayı tercih ederim. Hala inmediklerine göre Süreyya Hanım kocasını soğukluğuyla dondurmuştur herhalde. Bu daveti yapmasaydılar evlendiklerine inanmazdım. Kocası ne biçim şey acaba? Seçtiği elbise modelleri gibiyse tahammül edilmez biri olsa gerek. Onda aşağılık duygusu var. Güzel bir erkeğe tahammül edemez. Erkekten anlasaydı kocamı bırakmazdı. Teşrif etseler de biraz eğlensek artık ya. Ne kaynatıyorsunuz öyle? Süreyya Hanım'ın aşkını. Bazı şeyler evvelden bellidir. Ben bu geceki davet hakkındaki yazımı dün hazırlayıp verdim bile gazeteye. Yaman kadınsın. Bu gece olacakları görmüş gibi biliyorum çünkü. Başlık, kutupta aşk. Skandal çıkaracak. Neler yazdın? Süreyya'nın elbisesini tarife başladım. Görmeden mi? 10 yıldır aynı modeli giyen bir kadının giyicini tarif etmek zor bir şey değil.
Hele bir cümle patlattım ki harika! Somurtkan milyoner gelin, Avrupa'dan getirilen en pahalı kumaşları insafsızca berbat edecek modeli seçerek ciddiyet ve zevksizlik mükafatı kazanabilecek elbisesi, evde kalmış mürebbiye biçimi saçlarıyla. Harikasın Periciğim! Aman gelinle damadı, bu gece öyle makası alalım ki 3-5 aylık gülme konusu çıksın! Merak etme, buraya hep hazırlıklı geldik! İşte iniyorlar! Aman Allah'ım, hayal mi görüyorum? Hoş geldiniz! Size kocam Necmi Gökmen'i takdim ederim! Bu ne güzellik, bu ne büyük sürpriz! Ama gücendim! Elbiseni, berberini benden bile gizledin! Nikahta sadece tebrik etmiştim. Şimdi memleketin en güzel kadınıyla evlendiğin için tekrar tebrik etmek zorundayım. Teşekkürler! Akıllı adam olduğumu bilmez misin? Süreyya ilkokuldan beri arkadaşımdır. Ama bu haliyle bir başka yerde görseydim tanıyamazdım. Ben de! Evliliğin insanı bir anda bu kadar muazzam değişikliğe uğratması mucize doğrusu! Bu mucizeyi bizim de tecrübe etmemizi ister misiniz? Bu bir evlenme teklifi mi yoksa? Sizi göreli beri bekarlıktan nefret eder oldum. Vazifesine bağlı bir memur sıfatıyla yanağımı yanağınıza dayamak zorundayım hanımefendi. Peki. Peki ama tamam değil. Aşk izdivacı yapmış bir kadından çok beton bir direğe sarılmış gibi keyifsiz bir haliniz var. Azıcık gülümseme numarası yaparsanız aile saadetimize daha çok inanırlar. Lüzum var mı? Unutmayın ki cenaze töreninde değil, bir çeşit mutlu bir düğün gecesindeyiz. Gülmek sadece diş göstermek değildir Süreyya Hanım. Anlaşılan ciddiyetiniz size gülmeyi unutturmuş. Tenkitlerinizde biraz fazla ileri gitmiyor musunuz? Sadece maaşımı hak etmeye çalışıyorum. Çok değişmiş değil mi? Şans başka şey. Milyonların ortasına doğduğu yetmiyormuş gibi gitti erkeklerin en yakışıklısını buldu. Seninle dans ederken bulutları kucaklamışım sanıyorum sevgilim. Kumlar üzerindeki dansımızı hatırladın, gene aynı parçaydı. Beni rezil ediyorsunuz. Size olan sevgimi duyurmaya çalışıyorum. Aşık koca rolündeki bir adamın borsadan bahsetmesini istemezsiniz herhalde. Evet ama bu şekilde ancak cambaz temsillerindeki oyuncular ilan aşk eder. Samimiyetinizi kıskanmaya başladım Süreyya. Herkes sizin için günün Romeo Juliet'i diyor. Aylıklı bir Romeo ile eli sopalı bir Juliet. Ne olursa olsun beğendiniz. İş olarak ele aldığım her şeyi başarırım. Bu başarıda benim payım yok mu? Maaşınızı peşin aldınız, daha ne istiyorsunuz? Takdirname. Modern Romeo Juliet'in düğün hatıralarını mı yazıyorsunuz? Arzu buyurdunuz, takdirnameyi yazdım. Buyurun. Bu nedir? 500 liralık bir çek. Bütün milyonerler her şeyi para yönünden mi görürler? Yoksa takdir hakkı olarak 500 liradan fazla mı bekliyordunuz? Hakiki takdir manevi şekilde olur hanımefendi. Bu sadakayı vereceğinize içten bir teşekkür etseydiniz daha memnun kalırdım. İlk karşılaşmamızdan beri para para diye kafa şişirdiniz de fikriniz şimdi mi değişti? Başarı gösterirsem mükafat alır mıyım diyen siz değil miydiniz sanki? Mükafat dilenciye sadaka verilir gibi verilirse alanı sevindireceği yerde gururunu kırar. Gururuna o kadar önem veren insan kendine başka iş seçer. İşte böyle peder bey! Süreyya Hanım kızımızın huyu ne kadar size benzerse benzesin, ne kadar herkesi yıldıran karakterde olursa olsun, gene de bendeniz karşısında sinip kalacak. Tıpkı halamın zat-ı halinizle baş edemediği gibi. İntikamımı aynı senin kullandığın aşk silahıyla alacağım. İyi uyuyun.
teşekkürler hanımefendi. Size de. Bir dakika. Evet. Rüyanıza girer de orada bir hata yaparsam gene ceza keser misiniz? Merak etmeyin, rüyalarım olur olmaz kimseleri sokmam. Fakat siz benim rüyama girdiniz bile. Hem de nasıl biliyor musunuz? Nasıl? Söylemesem daha iyi. İyi uykular. Fabrikaya neşeli gidip asık suratla döndünüz. Demek işleriniz kötü gitti. Şu an üzülmenin senet tarihlerini ileri attırmayacağını hesaplayıp... Nereden biliyordunuz bunu? Kargalar dostumdur, onlar söylediler. Başka ne dedi kargalarınız? Süreyya Hanım denize giderlerse sinirleri yatışır dediler. Galiba haklısınız. Siz girmeyecek misiniz? Mayom içimde. Arzu ederseniz dışarıda beklerim sizi. Hı. Ooo, soyunluk başka güzel, giyinlik başka güzel. Hangisini tercih edersiniz? Sizi Havva anamız kıyafetiyle görmeyi. Fazla hızlı gitmiyor musunuz? İlham kaynağım kuvvetli. Biraz yüzer miyiz? Fena olmaz. Soğuk su hızınızı keser belki. Çok güzelsiniz. Size estetiğim hakkında fikir sormadım. Denize girmek için hazır mısınız? Böyle şahane bir kadın emredince ateşe bile girmeye hazırım. Yakınımızda numara yapacağımız kimse olmadığına göre... iltifat etmek mecburiyetinde değilsiniz. ...arasında böyle bir laubaliliğin yeri olmadığını hatırlayın. Bir an anlaşmayı unutup... ...başkalarını aldatacağınıza... ...kendinizi aldatmasanız. Sizden mahalle kızları gibi oynaşarak mı? Resmen evliyiz. Aramızdaki nikahı ciddiye almaya başladınız. Ben sizden bir takım cemiyet kurallarına uymak için evlendim. Unutmayın ki tabiat kanunları cemiyet kanunlarından üstündür. Tabiat kanunlarına yalnız hayvanlar uyarlar Necmi Bey. Ne demek istediğimi anladınız herhalde. Peki bu akşam bir pavyona gitsek? Başka zaman. Elimde olsa başka ve zaman kelimelerini bütün lügatlardan silip atardım. Lügatları ziyan edeceğinize kafanızdan beni silseniz daha kolay değil mi? Bir şeyiniz mi var Kamuran? Kalbim!
güzel dolabından ferahlatıcı bir ilaç versem. Çarpıntılar için bir damla vardı. Benim çarpıntılarıma damla tesir etmez. Ya ne tesir eder? Dudakların... Ne yapıyorsunuz Kamuran Bey? Yaralı kalbimi tedavi ediyorum. Ne o, kafayı niye çekiyorsun? Sevdiği kadından tekme yiyen erkekler ya acıklı bir mektup yazıp intihar ederler ya da içkiye verirler kendilerini. Ben ikinci yolu seçtim. Rezan Hanım sepet havası çalınca üzüntümün yarısını hizmetçi aldı, gerisini de alkol temizleyecek. Süreyya Hanım da bize rest çekti. Ama aramızda bir fark var. Ben aşığım, sen değilsin. Sen öyle sanıyorsun. Deme yahu! Senin bir kadına kapılacağını söyleseler, atmayın lan olmaz öyle şey derdim. Ama şimdi durum değişti. Durdum da en nefret etmem gereken insana, yanına sırf intikam almak için sokulduğum kadına aşık oldum. Yapma be, beni işletmiyorsun değil mi? İyi bak yüzüme. Şaka edecek hal var mı? Güya bütün gücümü kullanıp Süreyya'yı rezil edecek, onu mahvetmeye çalışacaktım. Şimdi bana inansa, yardımımı kabul etse, onu kurtarmak için her şeyi yapacak hisler içindeyim. Doğduğumdan beri bu kadar sıkıntılı, böylesine yalnız hissetmedim kendimi. Ben varken yalnızlıktan bahsetmene kızarım. Zaten sen de olmasaydın, ne yapardım bilmem. Fabrika günden güne kötüye gidiyor. Yok canım, hangi radyo ilanı açılsa sizin fabrikanın reklamı. Hangi gazeteye baksan, Atakol mamullerinin ilanı. Bütün bu gürültüler aslında boğulmakta olan bir insanın bağırışı gibidir. İşi iyi olan fazla reklama lüzum görmez. Cevat Bey gibi bir müdür varken korkma. Maşallah, gene baş başasınız. Doğrusu sizi kıskanmaya başladım Rezan Hanım. Hiç zahmet etmeyin, çünkü gidiyorum. İyi günler şekerim. Üzme kendini, her şey düzelir. Güle güle. Bir şey mi istediniz? Evet. Müsaade ederseniz bir ricada bulunacağım. Daha doğrusu size bir ortaklık teklif edeceğim. Ortaklık mı? Evet. Sahte bir evlilik cüzdanı ile 10 milyonluk bir fabrikaya ortak olmaya kalkışmak hiç de fena bir fikir değil. Sadece dertlerinize ortak olmak istemiştim Süreyya Hanım. Bu da açgözlük sayılmaz zannederim. Dertlerime mi? Bütün sıkıntılarınızı Rezan Hanım'a anlatıyorsunuz. Halbuki bir erkek üzüntülerinize daha sağlam bir destek olabilir. Aynı fikirde değilim. Çünkü kanaatimce kadınlara erkeklerden daha çok güvenilir. Unutmayın ki bütün insanlık tarihinde kadınlarla erkekler devamlı bir şekilde çekişmekle beraber gene de ayrılmamışlar ve birbirlerine muhtaç olmuşlardır. Zayıf kadınlar belki, ama ben hiçbir erkeğe ihtiyaç duymayacak kadar kuvvetliyim. Kuvvetinizle övünmeyin. Kadınlara zayıflık yaraşır. Erkek, kadını koruyabildiği miktarca erkektir. Bu düşmanlık, sizi yormaktan başka hiçbir işe yaramaz. Beni asıl yoran sizin lüzumsuz gevezelikleriniz Necmi Bey. Hem merak etmeyin, kendi işlerimi düzenleyecek kadar aklım var. Süreyya Hanım bütün akıllılığına rağmen eninde sonunda benim kazdığım kuyuya düşecektir. Fabrikamızın kapanması baş rakibimiz olan size yarayacak. En aşağı 4-4,5 milyonluk karınız olur bu işten. Sizi takdir ediyorum Cevat Bey. Dahiyane planlarınız sayesinde bir dağ devirdiniz. İltifatınıza teşekkürler ama bendeniz bu gayretlerimi sırf kuru kuruya takdir edilmek gayesiyle değil, kazanç için yaptım. Hissemi bildirin. 1 milyon! Yarı yarıya diye konuşmuştuk. Süreyya Hanım'da olan borç senetlerimiz ve bize bazı vecibeler yükleyen bir takım anlaşmalar vardı. Hepsi kasada. Hanımefendi topu attıklarını anlayana kadar da orada kalacak. Ama son gün bütün evrakla birlikte İsviçre'ye uçacağım. Parayı verirseniz anlaşabiliriz. Sizin gibi zeki biriyle anlaşmamamız için hiçbir sebep yok.
Bana yeni bir iş aramamız gerekir gibime geliyor. Odacık geçenlerde toz alırken kulak misafiri olmuş. Süreyya Hanım bu gidişle hiçbir kuvvet bizi iflastan kurtaramaz demiş. Ama Cevat Bey korkmayın diye teminat vermiş. Ne yalancıdır o! Evlilik Süreyya Hanım'ı kadınlaştırıp güzelleştirdi ama işleri ters gitmeye başladı. Kadınlıkla iş adamlığı bir arada yürümüyormuş demek. Yavaş olun, içeriden birisi duyarsa... Haciz tebliğlerinin, protestoların karşısında dünyayı görecek hali kalmamıştır. Bu gidişte onların da işi totuya kalacak. Yalnız ihtiyati bir haciz bu. Fazla üzülmenize değmez. Durum sandığınız kadar kötü değil. Sadece batmış durumdasınız. Yangına körükle gitmeyin lütfen. Siz de yangını saklamaya çalışmayın. Durum ne kadar açık gösterilirse tehlikeyi karşılamak o kadar kolaylaşır. İşten anlamayan anlayana müdahale ederse benim de bu şartlar içinde çalışmama imkan kalmaz. İsabet olur. Necmi Bey, lütfen anlamadığınız işlere karışmayın. Divanın tozunu alıyordum da. İşine devam et kızım. Emriniz mi var? Nedir bu yaptığınız? Şirin üşütmüş de kulunu çıkarıyordu. Derhal bu evi terk edin. Necmi Bey! Burası kötü bir yer değil, namuslu bir ev! Aksini iddia etmedim ki! Kamuran Bey'i hizmetçiyle uygunsuz bir vaziyette yakalayıp kovdum! Gençlik! Ahlaksızlık deseniz daha doğru olur! Necmi Bey nereye? Hava almaya. Evli bir erkek olduğunuzu unuttunuz anlaşılan. Ne evlisi? Sadece anlayış kıtlığı bulunan bir müessesede basit bir memurum. İş kanununa göre de haftalık mecburi istirahat var. Ben de o hakkımı istiyorum. Ne yapmak için? Eli yüzü düzgün bir hatun bulup, dünyada kadın denen nesnenin var olduğunu hatırlamak için. Unutmayın ki normal bir erkeğim. Ben bir tek normal erkek tanıdım, o da babamdı. Babanız gibi olmaktansa ölmeyi tercih ederim. En kıymet verdiğim insandan bu şekilde bahsedemezsiniz. Babam bütün iş hayatında mertliği ve dürüstlüğüyle şöhret yapmış, namuslu bir insandı. Aynı şeyi babanızın aşk hayatında da iddia edebilir misiniz? Ne demek istiyorsunuz? Erkekliğe yakışmayacak bir şekilde yüzüstü bırakarak ölümüne sebep olduğu zavallı kadını bilirsiniz herhalde. Benim lügatimde zavallı kadın değil, sadece budala kadınlar vardır. Anlaşılan lügatinizde insaf kelimesi de eksik Süreyya Hanım. Paramla geçindiğiniz halde benden bu şekilde konuşma cesaretini nereden alıyorsunuz? Vicdanımdan. Şu kıymetli vicdanınız, ekmeğini yediğiniz kimseye dil uzatmanın ayıp olduğunu da fark etseydi... biraz daha edepli davranırdınız.
içiyorsunuz Necmi Bey? Dertli gibi bir haliniz var. Gibisi fazla. Hayatımın en mesut dakikalarını yaşıyorum Necmi Bey. Yıllardır ardınızdan koştum. Size bir an yaklaşabilmek için modelliğinizi bile kabul ettim. Sonra evlendiniz. Artık büsbütün kaçırdım diye hayıflanırken beklenmedik bir zamanda beraber olabildik. Beklenmedik şeyler daha güzel değil mi? Elbette. Ama niye bu kadar çok içiyorsunuz? Unutmak için içmekten başka çare biliyorsanız onu yapayım. Unutmak istediğiniz ne? Biz sevgili. Kim bu talihli? Karım. Acaba unutturma bakımından ben daha faydalı olamaz mıyım? Aynı şeyi düşünmeseydim, şu anda burada olabilir miydik? Çivi, çiviyi söker düşüncesiyle bekarlığımda en beğendiğim kadına koştum. Sizi teselli etmek için her şeye hazırım Necmi Bey. Aramızdaki sizleri bizleri kaldıralım sevgilim, bana sen de. Sen! Sen derken kalbime sıcak sıcak bir şeylerin aktığını hissediyorum sevgilim. Necmim, Necmim benim! Yıllardır süren aşkım nihayet ilk tomurcuklarını verdi. Hayır, tomurcuk vermedi, çiçeklerini açtı sevgilim. Oh. Düşün, aylarca çekilen kadınsızlıktan sonra seninle baş başa kalabilmek... ...çölde susuz kalmış birinin su bulması gibi bir şey. Sen benim suyumsun bir tanem. Pek susadınızsa maden suyu için beyefendi. Hararetinizi daha iyi bastırır. Bu da ne demek? Vallahi ben de pek anlayamadım ama... ...herhalde asabi bir kadının cilvesi olsa gerek. Lütfen dışarı çıkar mısınız? İçtiğimi ve gayet önemli bir konu üzerinde konuştuğumu gördünüz sanırım. Susuzluğunuz konusu mu? Evet, bakın ne güzel anladınız. İnşallah boğulursunuz o suda! O suda boğulmak mı? Yani yorumlanırsa kadınların kolları arasında ölmek manasına gelir ki... ...büyük bir bahtiyarlık olurdu benim için. Bu kadar küstahça konuşan hanımefendi galiba ben boğmak zorunda kalacağım. Dönesenize kim sağ kalırmış bir görseler! Bu terbiyesiz, bu görgüsüz kadın da kim? Pek muhterem zevcem Süreyya hanımefendi, sevgilim. Karınız olduğumu hatırladınızsa lütfen dışarı buyurun da elimden bir kaza çıkmasın. Kusura bakma sevgilim, telefonumu bekle. Çıkabiliriz karıcığım. Pavyon hadisesi için kaç yevmiye keseceğinizi öğrenebilir miyim? Bunu sık sık bahsettiğiniz vicdanınız tayin etsin. Ben koca rolü oynuyorum, her koca gibi kaçamak yapmak benim de hakkım. Sizi çapkın bir koca olarak değil, herkesin emrineceği, eşine sadık, namuslu bir koca olarak kiraladım. Benden ikide bir parayla dolaştırılan bayram atı gibi kiraladım, tuttum diye bahsetmeyin lütfen. Gururumu kırıyorsunuz. Siz bir başka kadınla pavyona gidip beni rezil ederken benim gururumu düşündünüz mü? Başka kadınla dolaşmak, yalnız seven bir kadının gururunu incitebilir. Siz beni kiralık bir eşya gibi düşünürken, benim ufak bir aşk hikayesi yaşamamın ne zararı olur? Aşk, aşk, aşk! Siz erkekler başka bir şey bilmez misiniz? Normal bir kadın olsaydınız, siz de aynı şeyi hissederdiniz. İşim kolay diye girdim ama maden ameliliğinden bile zor çıktı. Neden? Toprağın birkaç yüz metre altından kömür çıkarmak... ...Süreyya Hanım Hazretlerinin derisi altındaki donmuş kadınlığı çıkarmaktan daha zordu onda. Gene kadınlık erkeklik münakaşasına başlayacaksak sabah buluruz. Aslında her davranışın altında cinsiyet yatar Süreyya Hanım. Bunun farkına varsak da varmasak da bütün hayatımız beğenme ve beğenilme çırpıntıları içinde geçer. Her içtiğinizde böyle saçmalayacak mısınız? Siz de hayatınız boyunca gerçekten kaçacak mısınız? Erkeklerin aşk kelimesini kendi egoizmleri, kendi menfaatleri uğruna kullandıklarını bilmeyecek kadar gençken... ...kalbimi bir kere açacak oldum. Sonunda sevdiğim insanın bütün şiir dolu sözlerinin... ...babamın serveti uğruna söylediğini anladım. Aşkın tarihi aldatılmakla başlar. Vaktiyle ben de bir kadının tuzağına düştüm. Ama bir fahişenin kalleşliğine uğradım diye bütün kadınları suçlamıyorum.
Gerçeğe karşı koyamam Süreyya Hanım. İnsan belki en kapalı sandığı an, en sevmemesi, en nefret etmesi gereken bir kimseye bile aşık olabiliyor. Sözlerinizi doğru kabul etsek bile bir gerçek daha var Necmi Bey. Aşk tek taraflı olmuyor. Korkmayın Süreyya Hanım. Aşkı bir canavar gibi görüp kendinize eziyet etmenize lüzum yok. Cesur olun biraz. Geçmişi unutmaya çalışın. Gözlerime bakın. Kırıcı sözlerle birbirimizi hırpalıyorsak bırakın gözlerimiz anlaşsın. Onlar size bir şey söylemiyor. Susun Necmi Bey. Teslim olun yokoladım. Sizi ahlak-ı umumiye mugayir hareketten kovunun namına tevkif ederim. Burada oturup konuşmak yasak mı? Bu öyle. Bir de utanı parlanmadan konuşayım. Elbette konuşmak yasak değil. Her bir vatandaşın demokratik hakkı. Ama kuklaşmak yasak. Hadi be kardeşim, koklaşırsak koklaşırız, sana ne? Nasıl bana ne? Ben bu havalinin inzibatından mesulüm. Bu civarda cereyan eden bütün rezilliğin hesabı benden sual olunur. İdare et Bekçibaşı. Ne idaresi? Rüşvet mi teklif edirsen? Zabıtaya müdahale etmek ayrıca cezayı icabet ettirir. Yürüyün karakola! Bu memleket yavrucaklarının temiz bir havai nesim olarak neşvi neva bulup yarının necip birer ferdi olmasını sağlayacak park gibi gayet vatanperverane hislerle inşa olunmuş umumi bir mahalde alenen sevişmeye kalkmak alelade bir sevişme mevzundan ziyade aziz milletimizin ulvi hislerle dolu namuslu varlığına karşı zalimce işlenen gayri ahlaki bir cinayettir. Alkış istemez! Boş üstüne komiserim! Oldu olacak cinayet suçundan idam talebiyle mahkemeye sevk edin. Vazife perver bir komiser, ne yapacağını bilir. Aklınıza ihtiyaç yok. Aklınla yaşa. Haklısınız komiser bey, ama bir kabahat işlemedik ki. Ses! Tom zamanında yetişmeseydim, gayri ahlaki ve gayri nizami bir vaziyete girmek üzereydiler. İşte, cevap verin! Biz... Yeter! İtiraz istemez! Fakat... Burası resmi daire. Aksine iddia eden yok. Susun! Cemalinize, hali kıyafet ve menazırınıza bakan sizlere aklı başında kelli felli iki insan sanır. Beyefendi, bir dakikada biz konuşalım. Niçin, ne hakla ve hangi yüzle? Ben sizin mevkinizde olsam, değil ikide bir lafa karışıp kanuna karşı gelmek, hicabımdan başımı önüme iler, bu zelil suçu işlediğimden ötürü ayağıma taş bağlayıp doğru saray burnuna gider, kendimi denizin en akıntılı yerine atardım. Atardım ya! Sevişme aleyhinde bir kanun mu çıktı komiser bey? Ne münasebet! Sevişmek her evli vatandaşın kanuni bir hakkıdır. Peki ama bekar olduğumuzu kim söyledi? Biz evliyiz. Yalan! Hem de kuyruklu yalan! Buyurun. Siz evlisiniz? Aksini iddia etmedik ki zaten. Zabıtayı boş yere meşgule hakkınız var mı? Deminden beri evli olduğunuzu niye söylemiyorsunuz? Fırsat bıraktınız mı? Suçsuzluğumuzu anladınız sanırım. Suçtur! Madem bir ev kiralayacak paranız yok, öyleyse niye evlendiniz? Piyango bileti aldık, tutturamadık. Şu halde aklınız yok! Yeriniz karakol değil, tımarhane! Hadi gidin, gidin, hadi gidin! Günaydın. Çok erken kalkmışsınız. Sıkıntıdan uyuyamadım. Niye? Dünyanın en rahat, en
sorumsuz insanısınız. Benim yerimde olsaydınız delirebilirdiniz. Delirmediğim ne malum? Akıllı olsaydım bunca ay burada kalabilir miydim? Birden ne oldunuz? Ne zamandır iyi geçiniyorduk. Anlaşmazlıklarımız, kavgalarımız bitmişti. Kavga bitmekle her şey halledilmiyor ki. Anlaşılmaz bir insansınız. Yahut siz bazı şeyleri anlamamak için boşuna direnen bir karakterdesiniz. Kararımı verdim. 6 aylık anlaşmamız haftaya bitince ilk işim çok uzaklara gitmek olacak. Neden? İstediğiniz ücreti vermiyor muyum? Ne eksiğiniz var? Her şey parayla bitmiyor. Karşınızdakine verebilecek yumuşak bir gülüşe sahip bulunsaydınız... Hanımefendi kocasının koynundan çıkıp gelemedi. Hani romanda okusam inanmam. O eski hapishane gardiyanı kılıklı kadın gittiği yerine bambaşka güzel bir dişi geldi. Böylelikle ukala bir fabrika sahibesinin idamını imzalamış oluyorum. Ticaret düello demektir Cevat Bey. Kılıç olarak dalavere kullanılır. Ya ölülür ya öldürülür. Silahşörlüğümü takdir ediyorsunuz sanırım. Bana karşı olmamak şartıyla evet. Şimdi Sayın Süreyya Hanım'ın iflası şerefine birer kadeh viski içebiliriz. Çocukluğumuzdan beri aşağı yukarı her günümüz beraber geçti. Çok sıkıntılı günlerine şahit oldum. Ama bu kadar cesaretsiz, böylesine üzgün görmedim seni. Sen kuvvetli, iradeli bir kadındın. O kadın öldü Rezan. Artık acemi bir genç kızdan başka bir şey değilim. Paranın, servetin bir noktada hiç olduğunu öğrendim. Bir zamanlar düşmanı olduğum, nefret ettiğim o erkek denen varlık yendi beni. Aman sen de! Bir erkeğe yenilmek bu kadar dertlenecek bir şey mi? Necmi'ye sadece mağlup değil, aşık oldum Rezan. Hem de aşkların en delicesine tutuldum. Fena mı? Aşk sevinilecek bir şey. Hele sevdiğin kimse elinin altındaysa. Bazen en el altındaki şey, insana en uzak olabiliyor. Tıpkı Necmi gibi. Onunla ilk andan beri çekiştik. Bu didişme sonunda benliğimi, kadınlığımı... yepyeni bir şahsiyet buldum. Ama ne yazık ki kendimi bulma şaşkınlığı içinde Necmi'yi kaybettim. Mukavele bitince ayrılmaya karar verdi. Sen hemen paniğe kapılacak insanlardan değildin. Madem daha gitmedi, istersen hiç de gitmeyebilir. Nasıl mani olabilirim? Gururumu ayaklar altına alarak, yalvararak mı? Hayır, tabiat kanununa uyarak. Bir ayrılık gecesi tertiple. İçki, müzik ve biraz da kadınlığını kullandın mı... her şey yalvarmana kalmadan düzeliverir. İçki... müzik... ve... tabiat kanunu. Ne o Şirin? Nedir bu hazırlık? Bilmiyorum efendim. Hanımefendi telefonla ısmarladı bunları. Yoksa davet mi var? Aksine, biz bile yokuz. Hanımefendi köşkte ne kadar uşak hizmetçi varsa hepsine izin verdi. Peki nerede Süreyya Hanım? Fabrikadan bir iş için çağırdılar, acele gitti. Binaenaleyh, bu vecibelerin yerine getirilmemesi yüzünden ve bir nevi iflas durumunda bulunmanız sebebiyle bütün bu malların haczedileceğini üzülerek bildiririz. Yamansın, yakında çapkınlıktan yana kupa verecekler. Görünüşe bak beyin, akıntıya kürek gidiyoruz boyuna. Son zamanlarda yıldızımız fena söndü. Necmi nerelerde yahu? Evliliğe fena ısındı galiba. Zevcelere hanımefendi hizmetçilerinin namusunu düşünerek beni evden kovdukları için çoktandır göremedim. Süreyya Hanım da sallantıdaymış diyorlar. Fabrika elden gidiyormuş. Üff, Venüs müzeden mi kaçmış nedir?
teze avrat istemez. Yengeniz sayılır çünkü. Attın. Üzerinde etütlerim var. Müsaadenizle biraz gölgelik edeyim peşine. Kadehimi dünyanın en şahane kadınının şerefine kaldırıyorum. Halbuki bir zamanlar kadına bile benzemediğimi söylerdiniz. Bu kabalıklarımdan dolayı beni affetmeyecek misiniz? Ha, aksine, kabalık dediğiniz hallerinize borçluyum her şeyim. Doğruluk ve sertliğiniz kendimi bulmama yardım etti. Bu mukaddes kapıdan girmeden önce bazı itiraflarda bulunmak istiyorum. İtiraf için kaybedecek zamanınız var mı? Zaman yok ama vicdani bir mecburiyet var bence. Ben buraya paranız için değil, sizden intikam almak için gelmiştim. Bence mühim değil. Çünkü dün ve yarın yok. Sadece bu gece var. Nasıl sadece bu gece? Evliliğimiz devam etmeyecek mi? Ne yazık ki öyle. Belki de bu son gecemiz olacak. Yalnız tabiat kanunlarının yaşayacağı bir gece. Hayır. Beni aşık ettiğiniz yetmiyormuş gibi daha da yaklaşıp büsbütün mü çılgına çevirmek istiyorsunuz? Hayır Süreyya Hanım. Her şey keyfinize göre olmaz. Benim de size son sözüm şu olacak. Allah'a ısmarladık. Durun Necmi Bey! Aslında gitmek değil, ağır şeyler söyleyip içimi dökmem lazımdı ama... ben sevmek kadar yenilmesini de bilen bir insanım. Söyleyemediğim bazı şeyler var. Şu an galipsiniz, başka söze ne hacet? Zekanızı tebrik ederim. Hoşça kalın Süreyya Hanım. Sabaha karşı yeni bir müşteri daha. Bir büyük konyak. Baş üstüne Necmi Bey. Onunla değil, bira bardağıyla ver. Emredersin. Delirdi mi ya? Bira bardağıyla konyak ne oluyor? Aslında içkinin fıçısında boğulmam lazım. Sakin ol be kardeşim, ne bu hal? İyi bak. Karşında sevdiği kadın tarafından rezil edilmiş. Kendi gibi erkekliği de iki paralık etmiş bir budala var. Süreyya Hanım'la mı? Beni tatlı sözlerle uyutup, ta yatak odasının kapısına kadar götürdü. Ve tam kapının eşiğinde sadece bir gecelik bir macera yaşayacağımızı... sonradan da def edileceğimi öğrendim. O an onu nasıl boğmadım hala şaşıyorum. Boğsaydın kurtulmuş olurdu zavallı. Zavallı mı? İflas etmiş, adice dalaverelerle her şeyi elinden alınmış bir kadına ne denir başka? Seni sevdiğine eminim. Ama seni yalnız parasıyla tutabileceğini sanıyorum. Neler saçmalıyorsun? Ne bileyim, aklım başımda mı ki? Dilinin altında bir şey var senin. Hmm. Bugün yolda Rezan'a rastladım. Bir ümitle yeniden sarkayım dedim. Biliyorsun, eski aşk. Fakat hanımefendi kiminle buluştu dersin? Hadi uzatma da söyle. Ben kendilerini takip ederken... sabık eşinizin idare müdürü Cevat Bey'in arabasına binmez mi? Üstelik şapur şupur öpüşmezler mi? Az daha yüreğime iniyordu. Aferin be Kamran! Hızır gibi yetiştin! Her şey anlaşılıyor! Hadi yürü fırla! Ay, boğacak mısın beni? Sağ kolumu kesmek olur seni boğmak. Bana en büyük vurgunumda yardımcı oldun. Canım benim! Öyle mesudum ki... hem kazandığımız hem de Süreyya kaybettiği için. Çocukluğundan beri onun zenginliğinin gölgesinde... kıskançlıktan,
kudurarak yaşamıştım. Bundan sonra onun süründüğünü düşünerek rahat edeceğim. Uçak 7'de, ancak hazırlanırız şekerim. Bunları İsviçre'nin karlı dağları karşısında viski içerek konuşacağız. Öyle mesudum ki. Bu saatte buraya gelmenin manası ne? Bir alçağı dövmenin saati olmaz. Esaslı bir boks maçı seyredici biçim seviniyorum. Kim aradınız? Cevat Bey'in dairesi kaç numara? 9 ama bulamazsınız. 7 uçağına Avrupa'ya gitti. 20 dakika var. Yetişemeyiz. Ağzını topla. Kendine gel arkadaş, ne yapıyorsun? Şu çantayı açın. Fabrika borcunuzu karşılayamayacağı mülahazasıyla köşkünüze ve diğer mallarınıza da ihtiyati haciz koymak zorunda kalacağız. 7 milyonluk fabrika demek az geldi. Bir mal satılırken para etmez hanımefendi. Hele bu iflasa sürüklenmiş, iyi çalışmayan bir müessese olursa. Şuna çalışmayan yerine tarafınızdan çalınan bir fabrika deseniz daha iyi olur. Hakaret ediyorsunuz. Evet. O halde kozumuzu mahkemede pay ederiz. Olabilir beyefendi. Elimde bir tek hürriyetim kaldı. O daha alınmış, alınmamış, bir şey fark etmez. Günaydın sevgilim. Bu saatte yatağında olman lazım. Artık ne yatağım var, ne de bir şeyim Necmi Bey. Efendiler hürriyetimi bile almaya çalışıyor. Efendi kim? Bu prolu buldog köpeğini kastediyorsanız... Usta! Ben söz vermeden konuşursan, ağzındakini yuttururum sonra. Biraz nazik olun Necmi Bey. Çünkü benim değil, beyefendinin fabrikasında bulunuyorsunuz. Yok canım. Karınız artık fakir oldu Jigola Bey. Kendinize yeni bir zengin bulun. Yeni bir zengin kafeslemektense... karımın durumunu kurtarmak daha kolay gelir buldog hazretleri. Bunlar Dalavere ile yok ettiğiniz evrak. Ayrıca 1 milyon nakit alacağım var. Al, 1 milyonluk çek. Sahtedir, bankaya sorun. Lüzum yok. Çünkü o bankanın %51 hissesi bendenize aittir. Adım Necmi. Asıl soyadım Veziroğlu. Şu Veziroğlu, müşerref oldum efendim. Ama ben olmadım. Ufak bir borcum daha kaldı. Gidebiliriz sevgilim. Hikayemizin sonunu değiştirmek istiyorum. Mutlu biten evcilik oyunumuzun şerefine içiyorum sevgilim. Evcilik oyunu bitti ama evliliğimiz hayatımız boyunca sürecek. Bundan ötesi sizleri ilgilendirmez.